Sebep sonuç çok kaliteli bir program. Bizden daha iyi arkadaşlar. Onu izleyin özellikle. Murat'ı izleyin. Abi bir şey söyleyeceğim. Onun hiçbir zararı yok. Ben çarşambayım ama perşembe. Yani aynı saat olsak tamam. Evet, şimdi burada Murat Zurnacı. Ne yapıyor? Programında her şeyi koruyor. Doğruluk baş tacı. Sebep sonuç ilişkisini kurmadan hayatta olamazsın. Hiçbir şeyden davacı. Korkulan korkulmayan ne varsa üzerine gider aydınlatıcı. Bu programı yalnız bırakmayan herkes ise baş tacı. Oo evet. Selçuk Öner burada. Çok memnun oldum efendim. Sebep sonuç izlemeye devam edin. Bu arada beni de takip edin YouTube'dan. Selçuk Öner adıyla. Şu arkaya saklanan hocam birebir copy paste. Aynı valla aynı. Küçük kubele yaklaş. Programı alayım mı onu? Bunu al. Ben gelmediğim zamanlarda bunu al programı. Başlıkları öyle bir koyuyorsun ki Murat, tamam mı? Üçüncü göz nasıl açılır yazmışsın. Biz orada üçüncü gözü anlatıyoruz. Adamlar altta yorum yapmış, arkadaşlarım bazıları. Diyor ki hani üçüncü gözü anlatmadınız? Ya bir üçüncü gözün nedir manasını anlatıyoruz. Ne olduğunu, nasıl çıktı? O normal ya. Bir organ olarak zannediyor. Yani alnının ortasından çıkacak. Ben işte pandemi kuralları gereğince maskeyi televizyona çıkana kadar açmıyorum yüzümü. Bengi Türk TV stüdyolarında az sonra canlı yayın. Şöyle yapalım. Umudumuz var. Amerika'dan Houston'dan bağlanacak olan. Evet. Bengi Türk TV'nin rejisi, ana kumanda, bütün ekip yüzünü göstermek istemiyor. Şöyle arkadan alayım. Bir kısım da içeride. Orası da ses masası. Şimdi besmele çekerek stüdyoya giriyoruz. Faro hocamla beraber. Hocam buyurun. Evet, Bengi Türk TV Sebep Sonuç stüdyosundayız. Masamız hazır. Arkadaşlar merhaba, bir çarşamba sabahından herkese günaydın diyerek bu videoyu açıyorum. Sizlerden gelen talep üzerine bir sebep sonuç kamera arkası videosu hazırlayacağım. Gün içerisinde neler yaşıyoruz, yayına nasıl hazırlanıyoruz, canlı yayın ve kamera arkasında reklam aralarında neler oluyor, bunları parça parça en ince detayına kadar yansıtmaya çalışacağım. Şu an evdeyim. Yeni kalktım. Normalde çarşamba günleri biraz geç kalkıyorum. Ofise geçeceğim. Ofisten sonra kanala geçeceğim. Yavaş yavaş hazırlıklar başlayacak. Görüşmelerim olacak. Arkadaşlarım, dostlarım gelecek. Bazı toplantılar var ama çarşamba günleri yayında olduğu için ben o toplantıları öğleden sonraya alıyorum. Bakalım neler olacak. Kısmı çarşamba sabahları oluyor. Çarşamba sabahları biraz geç gittiğim için ofise öğleden sonra oluyor toplantılarım ve görüşmelerim. Geç gittiğim için şöyle bir balkonda kahvaltı yapma şansım oluyor. Hemen hızlı hızlı kahvaltımı yapıp hazırlanacağım. Benimle beraber kahvaltı yapan dünyanın en huysuz, en agresif, en şişman kedisi.
arkadaşlar yola çıktık. Bilen biliyordur, bilmeyen için söyleyeyim. Ben Anadolu yakasında oturuyorum, Ataşehir tarafında oturuyorum. Kanal 4 Levent Sanayi Mahallesi'nde. Çarşamba günleri özellikle ben öğleden sonra geçiyorum. Çünkü yayın hem geç başlıyor hem geç bitiyor. Bir de orada ciddi anlamda bir yoruluyoruz, enerjimiz düşüyor. O yüzden de ben çarşamba günleri biraz geç kalkmak istiyorum. Ama bugün tabii görüşmeler var, toplantılar var. Biraz daha erken gidiyorum. Şu an saat 13.10, 1.10 geçiyor. Türker Akıncı gelecek. Onunla bir görüşmemiz olacak, bir işimiz var, bir proje hakkında görüşeceğiz. Onun dışında yine Ercan Ahi gelecek, rapçi dostumuz, arkadaşımız. Önce ofise geçeceğim, kanaldan önce. Ofiste toplantı yaptıktan sonra kanala geçeceğiz. Kanalla benim ofis arası zaten 50 metre. Yakın, çok yakın. Bu bizim Anadolu yakasındaki ofisin haricinde Avrupa yakasındaki diğer ikinci ofisimiz. Aslında Avrupa yakasında olan dostlarımız, Anadolu yakasına geçemeyen dostlarımız için orası biraz daha böyle irtibat ofisi gibi biraz da. Bazı çekimleri de orada yapıyoruz. Ama Anadolu yakasındaki ofisimiz biraz daha büyük, 3 katlı orası ve şimdi özellikle önümüzdeki aydan sonra YouTube ve dijital medya için orayı komple bir stüdyoya çevireceğiz. Alt katı olduğu gibi Greenbox'tan setup bölümler ayırarak çekim yapabileceğimiz bir alan haline getireceğiz. Ve yeni 7 tane de YouTube kanalı oluşturulacak. Tabii sesli makalelerden, sesli haberlerden tutun. Sağlık, spor, teknoloji adı altında, başlıklar altında yeni kanallar oluşturacağız. Ben zaten prodüksiyon yapmaya devam ediyorum. Bilen arkadaşlar biliyordur. Televizyon programı aslında bir bakıma hobi olarak başladı. Araştırdığım kitabını yazdım, konuları. Televizyonda birilerine, merak edenlere anlatalım tarzında başlamıştı. Hobi tabii bir işe de döndü ama asıl mesleğim ben yapımcıyım. Prodüksiyon yapıyorum. Bir yapım şirketim var. Şimdi yoldayız. İkinci köprü yolundayız. Biraz trafik var. Önce ofise sonra kanala geçeceğiz. Amerika'da dünyaca ünlü bir UFO araştırmacısı var. Uzaylıların kaçırdığı insanları, çipler taktığı insanları araştıran dünyaca ünlü Daryl Sims Amerika'dan. Yayın konuğumuz olacak. Skype ile bağlanacağız kendisine. Çok fazla görselimiz var bu akşam. Farah Hocam mail atmış gece. Onları yayına gönderdim. Yayına hazırlanıyor. Yaklaşık 60 kadar fotoğraf göndermiş. Dolu dolu bir program olacak. Yine Farah Hoca'yla yaptığımız bütün programlarda çok fazla görsel oluyor. Özellikle o Göbekli Tepe programında da öyle. 85 tane görsel vardı. Bu akşam da yine 60 görselle beraber zengin bir program olacak. Bakalım Daryl Sims neler anlatacak? Dünya dışı yaşam hakkında neler düşünüyorsunuz? Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Biz yalnız mıyız? Bu koskocaman, uçsuz, bucaksız evrende, kainatta yalnız mıyız? Bakalım bunlara yine cevaplar arayacağız uzmanları eşliğinde. Bu arada 4 Levent Sanayi Mahallesi'ne geldik. Kanal Bengütürk TV'ye önce bir uğrayacağım.
Burada bir yayın öncesi, az sonra ve tanıtımlar var. Onları bir izleyeceğim, kontrol edeceğim. Oradan ofise geçeceğim. Türker Akıncı gelecek. Beyaz TV'den hepinizin bildiği ne var ne yok programının moderatörü Türker Akıncı gelecek. Selçuk, avukat Selçuk gelecek. Dostumuz, arkadaşımız Selçuk Öner. Bir toplantımız olacak. Ondan sonra tekrar kanala geçeceğim. Çektiğimiz alan. Dekor olarak şu an burayı kullanıyoruz. Aynı anda 3-4 farklı setup yapabiliyoruz. Teknik malzemeleri bu masanın üzerine yerleştirerek çekimlere devam ediyoruz. Aynı zamanda burada da geniş bir alanımız daha var. Şöyle devam edelim. Benim odaya doğru girelim. Orada girişte bir toplantı masamız var. Ürün çekimi de yapılabilir ama genelde dostlarımız, arkadaşlarımız geldiğinde iş görüşmelerimizi bu masada yapıyoruz. Onun dışında şöyle geldiğimizde burada da benim masam. Namaya benden çok bir şey atıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ofise geldik. Ofiste misafirlerim var, bahsetmiştim. Selamlar herkese. Türker Akıncı, Ne Var Ne Yok programının moderatörü. Veda iftarı mı? Hepimiz öyle diyoruz. Bilinmeyenleri çıkaran, gizli saklı ne varsa... Gizli dosyaların hepsi ne var ne yok da. Çamaşırları ortaya döken arkadaşımız. Sebep sonuçta kardeş program. Sebep sonuç izleyicisine ne demek istersin buradan? Yani senin programından daha mı iyi bir program yapıyoruz? Sebep sonuç çok kaliteli bir program. Bizden daha iyi arkadaşlar. Onu izleyin özellikle. Murat'ı izleyin. Abi bir şey söyleyeceğim. Onun için zarar yok. Ben çarşambayı ben perşembe. Yani aynı saat olsak tamam. Çıkmazsın muhtemelen. Ama benden sonra perdan başlıyor. Gene denk gelmiyoruz. Evet, ona da denk gelmiyorsun. Herkese çok selamlar. Sizleri çok seviyoruz. Murat'ı takip etmeye devam edin. Bu arada hemen devam edelim şöyle. Sırayla tanıtalım. Arkadaşım Ercan Ahi burada. Selamlar herkese. Rap starı mı diyelim? Ne diyelim? Rapçi diyelim yani. Rapçi. Ben biraz star. Hemen şöyle birkaç şey alalım mı? Hızlı hızlı. Hani sebep sonuçu programı ilk aşık vermeye alışır ya. He olur. Ne istediğini hedeflemeden, hedefe gideni bilemeden, neler yapabileceğini göremeden, var olma sebebin acaba neden, hayata bir şey getirmeden, sevdiklerini mutlu etmeden, dostlarınla iki kelam etmeden bu hayatta yaşamak neden? Peace of hell. Sebep sonuç demek. Aa, sebep sonucu yazacağız. He, o zaman direkt hemen bir değişiklik yapalım. Evet, şimdi burada Murat Zurnacı. Ne yapıyor? Programında her şeyi koruyor. Doğruluk baş tacı. Sebep sonuç ilişkisini kurmadan hayatta olamazsın. Hiçbir şeyden davacı. Korkulan korkulmayan ne varsa üzerine gider aydınlatıcı. Bu programı yalnız bırakmayan herkes ise baş tacı. Oo, evet. Çok teşekkür çok ediyoruz. Buna bir şey yapacağım. Jenerik de koy. Bir dostumuz daha var burada, sporcu. Vücudundan zaten anlaşılacağı üzere. Coşkun ben. Çok coşkun. Milli sporcuyum. Milli fitness sporcusu. Evet, milli fitness sporcusuyum. Ercan'la çok yakın dostluğumuz var. Hı-hı. Ve sporla ilgili birlikte çalışma yapıyoruz. Bu korona günlerinde, pandemi sürecinde daha sağlıklı, daha fit kalma ve bağışıklık sistemi güçlendirmek için spor diyoruz. Evet. Ve daha iyi rap yapabilmem için de performansını da arttırıyor yani. Ve perşembe günü de Ne Var Ne Yok'un konuğu, ulusalcılar ve küreselciler. Mutlaka yapacağız. Takip edin. Aynı zamanda Ercan'la artık yeni bir, değil mi Ufuk Hocam? Evet, evet. Yeni bir şeylerin eşiğinde olabiliriz belki de. Tekrar bir mesaj geliyor. Değil mi? Çok konuşmadık bile. Ama bir şey söyleyeyim, çok bomba şarkılar var ya. Valla, fena. Ya Ercan kardeşime ve Ufuk Hocama bir kere daha teşekkürlerimi eve iletiyorum. Kliplerinde bizi de oynattılar. Abdullah Hocam'la beraber klibinizde var. Ama şimdi bir sürprizimiz daha var. Nedir o? Buradan belki ilk defa söylüyoruz ama. Sevgili Ercan'ın bir yeni şarkısı var. Bitti, okumalar bitti. Kısmet olursa biz de oynayacağız. Öyle mi? Tabii bize arada ufak ufak sözler de yazacak. Evet, evet. Sen, ben, Erkan Türük'ten... Abi düşünemiyorum beni söylerken. Ama şöyle, ama şöyle bir rap değil. Biz kendi
tarzımızla konuşacağız ama bizim programlardan görüntüler olacak. Atıyorum araştırmacı yazarlar, stratejistler rica edeceklerimizden. Zaman, belki Ramazan Hoca, belki Abdullah Hoca. Düşünsene şeyle başlıyoruz. Çay grubu başlıyoruz diye Abdullah Hoca ile mesela. Öyle bir klip düşünsene. Olur, olur vallahi. Öyle bir şey, bunu da konuşacağız bugün. Bu arada yine çok değerli bir dostumuz daha var burada. YouTuber, avukat, elinde telefonla. Bir yandan da kadraj arkası diye şey atıyorum, hikaye atıyorum sizi çektiğiniz. Öyle mi? Selçuk Öner burada. Yani. Çok memnun oldum efendim. Sayın sonuç izlemeye devam edin. Bu arada beni de takip edin YouTube'dan. Selçuk Öner adıyla. Bu arada icra, iflas, iflas değil miras, ama hakaret varsa size olabilir. Boşanma da bakmıyoruz. Boşanmayın efendim. Niye bu süreçte yalnız boşanmalar çok artmış galiba. Çok arttı. Pandemi döneminden sonra yani insanlar eve kapanınca olsun diye bilmiyorum. Acayip bir ihtiyacı 4-5 tane boşadık. İşte anlaşmalı olarak. Evet, bizim kahveler geldi. Şöyle. 40 yıl hatır başlamış oldu. Şey yaparlar ya böyle üzerinde yıldız, kalp falan gibi kendileri yapıyorlar. Sonra kahvede bu çıktı diye. Şimdi bir toplantı yapacağız, sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar, Wengitürk'teyiz. Yayına hazırlanacağız. Kanala geldik. Şu an canlı yayın var. Stüdyoyu göstermek istiyorum ama birazdan ineceğiz. Stüdyonun girişi. Yukarı çıkalım. Şimdi konuk odasına giriyoruz. Konuk odasında misafirlerimiz var. Bakalım kimler var bugün. Çok yakından tanıdığınız Kubilay Aktaş. Efendim, merhaba. Bizi ziyarete gelmiş. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Bu arada Akın Yılmaz Ankara'dan, benim çok eski dostum. Ankaralı iş adamı dostumuz. Bu arada iki tane misafirimiz var burada. Evet. Bunlar kimler? Tanıtın bakalım kendinizi. Ben Emir. Emir. Ben Emir. Emir, soyadın ne? Emir Midyat Aktaş. 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 Aktaş ne oluyor acaba? Bir yakınlık olabilir. Evet, senin? Ömer Fahri Aktaş. Ömer Fahri Aktaş. İsimler de bayağı evet, okkalı tabii yani. Tabii canım, hiç öyle değil. Evet. Köken sağlam. İki arkadaşımız Kubilay Hocam'ın oğulları. Evet, evet. Hocam nasıl gidiyor? Çok güzel. Vallahi geldik, seni ziyarete geldik. Günleri mi karıştırdın? Bugün hayır, senin yayını yok. Özledim seni. Böyle ziyarete gel. Geliyoruz arada. Ziyaretleşiyoruz, halleşiyoruz. Bugün yalnız maşallah böyle bereketli oldu. Türkerler geldi. Onlarla muhabbet ettik. Evet arkadaşlar, sevgili Kubilay Aktaş'ın oğulları, öyle mi diyelim, ne diyelim? İki tane. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Zaten şu arkaya saklanan hocam birebir aynı, valla aynı. Küçük Kubilay Aktaş. Programı alayım mı onu? Bunu al. Ben gelmediğim zamanlarda bunu al programı. Ne konuşabiliriz? Abi bunda çok zeki, çok derin. Keşfetmen lazım yani. Bu ayrı bir astral seyahat yapar mıyız hocam? Öyle oldu bir defa. Nasıldı? Yanında yatıyorlar tamam mı ikisi? Ömer kalktı, gecenin bir vakti böyle yapıyor. Abi diyor, tamam mı, kalk diyor. Ne oldu ya, ne oldu yapıyor böyle. Ben diyor az önce diyor aşağıdan baktım kendime diyor. Yukarıdaydım aşağıdan. Astral'e çıkmış yani. Evet evet. Emir de soruyor, diyor ki nasıl oldu diyor, nasıl yaptın diyor. Babaya tutununca oluyor diyor. Babaya sarıl diyor, oluyor. Bir kere yaşadılar yanında. Vallahi çıkarken onları da mı götürdün? Yok abi, bilmiyorum nasıl oldu. Nasıl oldu? Benim haberim yok, ben uyuyorum. Ben bir şey yaşamış, bir deneyim yaşamış. Bana tutunurken olmuş o da. Nasıl oldu anlat bakalım. Bu sebep sonuç burası. Bu programda bunlar konuşuluyor, anlat bakalım. Nasıl oldu? Uyumadan önce babam beni yatakta gıdıkladı. Sonra ona sarıldım. Uyurken böyle yatağın kendime yukarıdan baktım. Sonra kendime şöyle hareket ettiğini gördüm bedenimin. Allah ama Allah. Havalanarak direkt süzülüyordu. Sonra bir anda aşağı düşüyor gibi oldum. Uyandım. Baba beni melekler tuttu gibi şeyler söyledim. Sonra baba da astral seyahate çıktığımı anladı o sırada. Hemen indin mi? Geri geldin mi seyahatten? Bir şeyler gördün mü peki? Nereye gittin? Sadece odayı gördüm. Karanlık. Bir yere gidemedin.
Yok. Hocam astralde odayı gezdirmişsin sadece. Yok abi. Millet kahveye geziyor ama yani. Yok yok. Bende bir şey yok. Yani. Başka? Öyle. Sen nereye gittin? Ben bir kere astrale çıkmıştım. Mersin'deyken annemi çok özlemiştim. Çok uzun süre Mersin'de kaldığımız için annemi çok özlemiştim. Sonra rüyada gördüm. Bilinçli rüyaydı. Rüyada gördüm. Rüyada. Astralde değil o. Rüyada gördüm. Evet. Ama bunların konuları çok farklı abi. Bunları bu konularla girme. Öyle mi? Ne konuşalım? Bunlar, YouTube. YouTube. Bunları sonra. Bunları sonra şey yapacağız. Sonra büyüsünler biraz. Sende kalsın. Bunları bu konulara hiç bulaştırmıyoruz. Bunlar güncel akıl. Bunları şey yapacağız. Ne yapalım biliyor musun? Hı-hı. Bu arkadaşı güzel Hı-hı. çekimleri var. Ben onu sana göstereyim. Hı-hı. Ondan sonra onun üzerinden YouTube'da gençlere ilgili yönelik, evet, gençlere kendi yaşıtlarına yönelik yine konuklar falan filan olsun. Hı-hı. Şeyler olsun abi. Konuklar davet etsin. Veya dış çekimler yapalım. Veya Hı-hı. o skala ne yapıyorsa onun dengelisini yapalım biz. Sen versiyonunu yapalım yani. Olur. Bu arada sevgili dostlar, Kubilay Aktaş'ın YouTube kanalı hareketlenecek. Kadim İnşallah. Bilgelik. Buradan yine onu da hatırlatmış olalım. Takip edin istiyoruz değil mi? Desteklerinizi bekliyoruz. Kadim Bilgelik Okulu diye. Artık yapacağız zaten. Beraber biraz aktif hale getireceğiz. Konukları alacak. Kendisi programlar çekecek. Ofiste de çekeriz. Kanalda da çekeriz. Aynı zamanda iki oğlu da Kadim Bilgelik Okulu'nda program yapacak. Onların yan dallığı böyle yapsınlar bakalım. Bir şey yaparız, vlog çekeriz. Mesela bende de bisiklet var şimdi, bir Maltepe sahili yapacağız. Evet, tabii, öyle öyle. Zaten doğa, sahil. Macera, keşif, yani böyle bizim konular değil abi. Bizim konular uçan konular değil. Bayağı ciddi ciddi, ayakları yere basan bisikletle, trekkingle, birazcık atabilmek, okçuluk. Bu arada şimdi hazır Kubilay Aktaş'ı burada rahat rahat evet. yakalamışız. Canlı yayın olmadan, ritik olmadan, eyvah televizyon eyvah. Yok yayın eyvah. Kumandadan kulağıma işte şu konuya girme, buraya girme bak, olmadan. Her şey serbest. Derin bir soru geleceği belli yani. Altyapı hazırlayan peşine yazıyor. Ama başında böyle bir astral seyahate bir girelim. Evet. Neler görülüyor, neler yapılıyor, onun süresi ne, belli bir ritüeli var mı, anında çıkılabiliyor mu? Öncesinde neler lazım? Belli okumalar, belli şimdi zikirler. Bak, başlıkları öyle bir koyuyorsun ki Murat tamam. Üçüncü göz nasıl açılır yazmışsın. Biz orada üçüncü gözü anlatıyoruz. Adamlar altta yorum yapmış arkadaşlarım bazıları. Diyor ki hani üçüncü gözü anlatmadınız. Tabii üçüncü gözün nedir manasını anlatıyoruz. Ne olduğunu, nasıl çıktı? O normal ya. Bir organ olarak zannediyor. Yani alnının ortasından çıkacak. Nasıl açacağız bunu? Birisi bende şey yazmış. Bir organ mı vardı? YouTube'da Kubilay Aktaş'ı çok seviyorum. İzliyorum ama anlamıyorum. Ama izliyorum. Ama yine de izliyorum. Ya bu astral seyahat... Buradan izleyicilerimize... Neyi soruyorsun tam olarak? Astral seyahate nasıl mı çıkılır? Şöyle, izleyicilerimiz astral seyahate çıkmak istiyor. Çıkmak istiyor. Evde oturuyoruz. Tamam, evet. Bunun için bir kere ön hazırlıklar lazım. Uzun bir süre et yememeleri lazım. Hayvansal gıdalardan uzak kalmaları lazım. Artı belli nefes tekniklerini kendileri şey yapması lazım. Belli nefes teknikleri... Ve artı gevşemeyi çok iyi becerebilmeleri lazım. Bir de beyni yanıltabilmek. Mesela ayakların orada, başın buradayken başını orada, ayaklarını orada olarak imgeleyip. Mesela yatağın tersine, ters taraftan düşünmen lazım. Yani beyinde bir yanılsama oluşturaraktan mekanı kaybettiğin anda sen içindeki bilinçaltı düzeyde önce bazı hisler, görseller ve duygu durumları ve hikayeler olabilir. Buna takılmaman gerekiyor. Çünkü bu tamamıyla seninle alakalı. Bunu açtıktan sonra iraden ve enerjin varsa ve bu noktada durabiliyorsan, tecrüben varsa evet, bazen kendiliğinden olur. Bazen bilinçli bir şekilde olur. Bilinçli bir şekilde olması çok kolay bir şey değildir. Çok yüksek bir himmet, çok yüksek bir irade ister. Bazen dışarıdan farklı etkilerle bunu yapmaya çalışanlar var. Ben bunu tasvip etmiyorum. Ayahuasca tarzı, DMT tarzı bunlar hiçbirisini tasvip etmiyorum. Bunlar ancak zikir ve nefes çalışmaları. Ha bu kişi bu konularda herkes için geçerli değil. Onu da söyleyeyim yani. Peki dışarıdan yani. Alınan bazı hani halüsinasyon da görüyorlar ya. Belli malzemeler, belli sentetik yani bu tabii şey değil kesinlikle. Tabii. Uyuşturucu kısmı değil. O başka bir şey. Tabii. Bunlar var. Halüsinasyon ya da işte DMT salgılayan evet. Epifiz bezinin açıldı. Bunlar kesinlikle zaten tavsiye etmiyoruz. Bunlar çok dışarıdan gelen şeyler değil. Aynen. Fıtri olmadı. Bir de varlığımızın kendisi ihtiyaç hissediyorsa o gerçekleşecektir. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Üzerimizde çok enerji birikiyor. Çok yüksek enerji birikiyor üzerimizde.
bu astrale çıkma veya bu tür bilinçli rüyalar görme, hani böyle yıldırımlar havadaki yüksek akımları atar, evet, veya yağmurlar birikmiş enerjileri atar ya, bedenimizden aslında bu tür enerjileri atıyoruz, biz salıtıyoruz. Evet. Yani astrale çıkmak bir anlamıyla yeniden bir akortlanma gibi olabilir ki biz zaten çıkıyoruz fakat farkında değiliz. Her insan çıkmakta. Her insan bu tür deneyimlerin içinde fakat kimilerinin farkındalığı yüksek olduğu için bunu fark ediyor. Büyük bir kısım da fark etmiyor. Bu hapşırma gibi, nasıl ki içeride birikmiş karbondioksit atıyoruz. Esneme gibi ihtiyacımız olan oksijeni dışarıdan alıyoruz. Üzerimizde birikmiş olan enerjiyi dengeleme noktasında da, beden ve zihin arasındaki dengelenme noktasında bunu zaman zaman yaşayabiliyoruz. Ama bunu bir şey haline dönüştürmek, bir macera haline, oraya gideyim buradan şu bilgiyi, hayır. Şunu net bir şekilde söylüyorum. Ne bilgi alırsanız alın, hangi türde veri alırsanız alın, bunun Kur'an'da, sünnette ve bilimde, sanatta ve bilimde yeri olduktan sonra o bilgiler değerlendirilir. Aksi takdirde çok hastalıklı bir konudur. Musallatı da sebep verir. Bu metafizik boyunca konuların içerisine girip de dengeyi koruyabilmek çok yüksek bir köklenme, yani şeriat dediğimiz Allah'ın ana temel ilkeleri, evrensel ilkelerden koparsak bu sefer Allah muhafaza uçun ucu, ben İsa'yım, ben Mehdi'yim, siz beni bilmiyorsunuz, ben çok boyutlardayım, şöyleyim, yani çok hastalıklı ve cılkı çıkmış bir noktaya doğru gider. Bunlara hiç gerek yok. Bilimden, sanattan, felsefeden, hikmetten ayrılmamalı. Kesinlikle. Evet dostlar, anlaşıldı mı? Bu daha anlaşılmaz mı abi? Daha ne diyelim ya? Daha ne olur? Daha ne kadar diyebiliriz? Daha ne diyeyim? Ya uçanlar insin. Artık sebep sonuç bitti. Bundan sonra son noktayı sebep koydum. Sebep de bitti. Sonuç sebep de bitti. Sonuç delirlendi. De bitti. Delirlendi. Bu arada çaylarımız geldi. Ne zaman gidelim? Haftaya. Ne zaman? Ama bak, bu haftaya, hafta sonu olmaz, ondan sonra. Tamam, ondan sonraki hafta sonu Emir bizi şey yapar yani. Bende de bisiklet var. Ben de getiririm bisikleti. Sende var mı bisiklet? Bisiklet var. Çorunda var. Tamam. İstanbul'da var. Burada var. Bu arada bisiklet turu yapacağız dostlar. Instagram'da paylaşmıştım. Katılmak isteyen, o gruba dahil olmak isteyen varsa DM'den yazabilirler. Bir hafta sonu planlıyız bir gün. Hatta bir hafta sonu bir Marmaris'e de gideriz. Bisikletle. Bisikletle de gideriz. Arabayla veya Akyaka'ya gideriz mesela. Orada da hatta kadın azma o yerde yaz kış 14 derece abi orası. Nasıl denir? Deniz gözlükleri takıyoruz. Dipten var o yosunların arasında akıllara zarar. Buradan oraya arabayla gideceğiz. Bisikletle arabayla götüreceğiz. 6 saat, 7 saat sürer yani. Maksimum 8 saat. Haber verin. Vallahi zaten sular duruyor. Marmaris güzel. Şöyle yapalım. O zaman cumartesi akşamından çıkacağız. Sabah ineceğiz. Gezeceğiz. Akşam çıkacağız. Yedeler bir günde kalacağız. O zaman orada bir mekan ayarlı kalacak. Var var her şey. Öyle var, mi? Var. Kule Hocam bu arada şey yapıyor. Kamp. Marmaris'te şey var. Süper. Karavanı var. Süper. Yani Şile'ye çekecektik. Ya işte şöyle. Şöyle anlatayım olayı. Bu olaylar hep orada yaşıyor. Karavanı çekiliyor abi, inzivaya bir ay kayboluyor, bir uyanıyor. Orada bir yani kitaplık malzeme geliyor. Eskiler de öyle ama. Hep çekiliyorlar. Başka türlü mümkün değil. Ya riyazete gidiyorlar ya işte. Biz ancak bedeni topraklıyoruz orada. Onunla beraber zihin de tabii topraklanıyor. Yapılır. Nasıl eğitimler şu an kaça gidiyorlar? Kaç? Ben 7. 7. 9. Ben 9'a gidiyorum. 7 orta 2 yok. Orta 3 mü oluyor o zaman? Orta 3. Orta 3, 4, 4, 7. Sen 9. 9. Artık lise, üniversite. Ne düşünüyorlar hocam? Var mı ileride? Vallahi söylüyorlar. Zaman zaman değişiyor tercihler. Ama tamamıyla ben istihdam. Onlar çok güzel. Yani ticaret gibi mi yoksa yani, akademisyen mi? Bir ayak o da olabilir ama biri ciddi bir mühendis ve matematik kafası, diğeri tamamıyla sanat ve görsel, piyano kafası. Oo, çok güzel. Evet. Bu taraf daha dünya üzerinden, öbür taraf daha böyle uhrevi. Her sanatsın tarafından almışlar hocamı ya. Annelerinde de sağ ol. Annelerinde de tak tak. Yani. Var mı şu mesleği yapacağım ileride? Hani derler ya, şu doktor olacağım, mühendis olacağım, var mı bir şey hayalim şu anda? Ömer? Yorumcu. Yorumcu, şarkıcı. Yorumcu, şarkıcı. O şarkıcı olacak. Ama senin sesin de iyi.
Evet, bilim odunu getirdim. Odun, odun, ses çalıyor, sesi yayında... Hakikaten konuştuğu zaman mest ediyor yani. Eyvallah. Gerçekten öyle. Sağ huzur veren böyle dinlenmeler. Allah razı olsun, sağ olun. Senin sesini kime benzetiyorlar? Biliyorlar altında. Hayır, beni benzetiyor. Gürkan şey var ya. Gürkan neyi de hatırlayacak? Gürgen Öz. Mimiklerimi filan. Aynen. Çok gürgenin. Ama şey... Şimdi oldu. Sen yayın onu anlamıyorsun ama normal... Muhabbet içerisinde çok neşeli bir hocam. Var, tam tiyatrocu oyuncu gibi. Yani Gürgen Öz'e çok benziyorsun. Örneğin falan yaptım. Şampanya oynuyorsun. Yıllar önce akıl oyunlarına geldiğinde sen de ki adlı noktaya geliyorsun. Hatırlıyor musun? Evet, evet. Çok geliyor ya. Ya sen, şeyden bir sakal. Abi ne şimdi yakında yayında takım elbise sakal ben gönderiyorum çıkıyor mu? Şimdi alakası var mı abi? Abi yok ama bak bu arada bir işte Noyan mı varmış? Ona bir şey varmış. Diriliş Erkoğlu'da bir adam çaldı çatı çekti. Önce ona benzeyecek ama. Bir ara saçlarım uzundu o zamanlar. Yeni kestirdim sakal yoktu. Ali Güven'e bir ara çok benzetiyor herhalde. O gençlik zamanı bir yaşlandık artık. Artık herkese benzetiyorlar. Ben seni ilk gördüm dedim. Bir gün size kaldım. Antalya'da havalimanında dönüyorum. Lavaboya girip çıktım. Hocam siz adlı noktaya benziyorsunuz. Allah Allah. Ama benziyor. Yok mu abi benziyor. Biraz da Alcun'u anlıyor. Abi Alman Hoca yakışıklı adam şimdi. Ya ayrı, orası ayrı bir mesele de ama yakışıklı adam şimdi Allah. Fizik filan. Şeyli adam. Ama Gürgen Öz. Ha Gürgen. Bu arada acayip popüler oldu. Evet, videoları çarptı. Bak, Zoe'yi videolar da aslında çekebiliriz. Biliyor musun? Otur. Güzel bir şey. Sevgili dostlar, bu akşam konuğumuz araştırmacı yazar Farah Yurdözü geldi, teşrif ettik kanala. Hocam hoş geldiniz. Rica ederim, büyük bir mutluluk. Nasılsınız, iyisiniz? Buyurun hocam. Çok uzun zamandır. Şöyle ağırlayalım sizi. İlk defa yeniden bir aradayız. Ben işte pandemi kuralları gereğince maskeyi televizyona çıkana kadar açmıyorum yüzümü. Buyurun hocam, çayımız var. Devam. Çayımız var, buyurun hocam. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz. Yani vallahi korkudan nereye tuttayım, nereye tuttayım. Hocam hayırdır böyle maskeler falan? Hep bende öyle. Ne olur ne olmaz. Riskli gruptayım yaş itibariyle. Olur mu hocam, siz kaç? 30 oldunuz mu? Epey önceydi. Nasıl gidiyor, her şey yolunda mı? Valla her şey yolunda, Allah'a şükür. Çekmiyorsunuz şu anda değil mi? Şu an çekiyor. Ha çekiyor musunuz? Çekiyor. İzleyicilerimle tamam, şöyle bir sohbet ortamı yapalım. Tamam, sonrasında peki. Biraz özele gireceğiz zaten. Çalışacağız. Tamam. Onu göstermeyeceğim. Yayında izleyecekler. Tamam. Bir de stüdyoda çıkmayacağız. Çok önemli. Konuğumuzla bir deneme şeyi yapacağız. Yapacağız aşağıda, ineceğiz. Yapacağız da. Şeyi verdim. Kayıt aldılar, bağlantı kurdular ama şeye başlamadık tabii, bir deneme yapmadık. Deneme yapmak onu yapacağız, sorular üzerinden geçeceğiz, ondan sonra aşağı deyip tamam. İnip onu deneriz. Görüntü olarak falan, her bakımda. Sebep sonuç izleyicisi, bir sebep sonuç kamera arkası. DM'den evet. Geliyordu, YouTube'dan da geliyordu, nasıl çünkü gelemiyorlar çünkü biz. Pandemiden dolayı da, çünkü biz önceden konuk alıyorduk, izliyorlardı stüdyoda. Evet. Dedik biz gelemiyorsunuz ama ön hazırlık ne yapacağız, ben evden başladım. Yolda aşağı çördü falan, bugün Türker geldi buraya, ofisteydi, onunla gittiği çekimi. 10 dakika önce Kubilay Aktaş gitti. Bugün öyle bir bereketli oldu. Oğullarıyla geldi, iki tane oğlu. O bir YouTube'da bir hızlandıracağız artık, ona bir şeyler çekeceğiz. O da bayağı bir dijital dünyada biraz geç kaldık, ne yapabiliriz falan, onu konuşmak için geldi. Öyle oldu, 10 dakika önce gitti. Aşağıda çekim yaptık falan. Hocam, yayına şu an ne kadar var? Yaklaşık 15 dakika 15 var. Dakika. Beraber inelim. Hadi inelim. Şöyle. Bengütuk TV stüdyolarında az sonra canlı yayınlar. Şöyle yapalım. Amerika'dan Houston'dan bağlanacak olan evet. Girls Sims
dünyaca ünlü bir hukuk araştırmacısı. Çok önemli. Uzaylılar tarafından kaçırılmalar konusunda dünyanın bir numaralı araştırmacısı, dünyanın başka hiçbir ülkesinde bu konuyu ondan daha düzgün, ondan daha doğru bir şekilde çözümleyen, araştıran hiç kimse yok. Yok, evet. Bu arada merak edenler için arkadaşlar, BengiTürk TV'nin rejisi, ana kumanda, bütün ekip, yüzünü göstermek istemiyorum. Şöyle arkadan alayım. Bir kısım da içeride, orası da ses masası, ana kumanda. Buradan zaten komple stüdyo, hakimsiniz. Birazdan biz de içeri gireceğiz. Arkadaşlarla beraber. Hocam görelim. Evet. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağolun. Çıkışta çekeceğim o zaman. Şimdi besmele çekerek stüdyoya giriyoruz. Var hocamla beraber. Hocam buyurun. Evet. BengiTürk TV Sebep Sonuç stüdyosundayız. Masamız hazır. Farah hocam hazır. Biz hazırız. Daryl Sims hazır. Skype bağlantısı evet, yaptık. Hazır. Kendisiyle deneme yaptık. Şu telefonu şöyle bırakayım. Şimdi birazdan mikrofonlarımız bağlanacak. Buradan rejiyi görebiliyoruz arkadaşlar. Abi yerimi basmıştınız siz. Nerede onlar? Onlar yukarıda. Onlar yukarıda. Onları rica etsek birinden ya, getirsin. Sen alabilir misin? Çok acil. Printer'ın üzerinde hocamın notları var. Osman biliyor. Osman aldı çıktısını. Evet arkadaşlar. Bu bizim dostumuz. Jimmy'miz. Farah hocamın mikrofonu hazır. Sesi daha gür zaten öyle çıkıyor ama daha gür çıksın diye. Evet yalnız ben her zaman üzerimde mikrofon takılı olduğunu unutup yürüyüp sonra da o mikrofonu yere kırarak için. ne kadar var şu anda? 2 dakika var. Yok hocam 2 dakika var. Daryl'a haber vermemiz lazım. Verdim, onu da alacağız. Verdim. Yazdım. Necdet sana diyor. 9'da gireceğiz ama onu da alacağız. Arzu hocam bir tane sorumuz var. Soruyu ben soracağım. Hani altta KC'de yazıyoruz ya soru için sosyal medya. Onu verebiliriz. KC'leri verdim ben. DSP'lerde yaklaşık 60 küsür tane DSP var. Bir kısmını Daryl'la beraber aldık, bir kısmını para hocamla konuştuk. Sayıları bende var, ben sayılarla isteyeceğim. Daryl'ınkiler de yine sayılarla. O şekilde devam edeceğiz, onun dışında bir şey yok. 5. Giriyoruz, jenerik giriyor. İçeri 20 saniye. Efendim hayırlı geceler. BengiTürk TV ekranlarında yine bir sebep sonuç programı ile karşınızdayız. Merak edilen bir bilim değerleriyle bir Anunnakiler prosesi nasıl yapılacak bu gece? Kimle konuşacağız? Araştırmacı yazar Farah Yurtözü bizle beraber. Hocam hoş geldiniz. Çok araya açıyorsunuz. Sorumuz da şu. Amerika'da uzay araştırmaları yapılan bir bölge var. Bu bölgenin adı nedir? Giriş yasak, hatta girildiğinde de insanlar öldürülüyor diye konuşulur. Bu bölgenin adı nedir? Bir sayıyla da söylenir. Kısa bir aramız var, sonrasında devam edeceğiz. Hocam şu an sıcak burası, sıcak. Arkadaşlar yayın bitti. Yayından çıkıyoruz şu anda. Bizden sonra bir spor programı var. Şöyle. Farah hocam. Efendim? Hemen çıkmışsınız dışarı. Hemen çıktım.
Yayın bitti. Düşüncelerinizi alayım. Videoyu ona göre de bağlayacağız ondan sonra. Düşünüyorum, hissediyorum. Nasıldı yayın? Ben çok keyif aldım. Tabii önemli olan izleyicimizin de aynı olumlu düşünceler ve duygular ve bilgilendirme dahilinde. Kesinlikle. Programdan memnun kalmış olmalı. Tabii 2 saatlik bir yayın ama tadımlık oldu. Evet. Eurosims'te bayağı yorduk. Yani yaklaşık 1 saate yakın canlı yayında. Çok güzeldi bence. Fakat tabii yani bir mucize bu aslında. Kendisi Houston'da ve sanki bizimle aynı stüdyodaymış gibi sohbet edebiliyoruz. İnanılmaz oldu. Acaba bu da bir uzaylı teknolojisi mi? Yakın bir zamanda bekliyoruz hocam. Sözümüzü alalım şimdiden. Gelirse mutlaka. Yok, sizi. Sizle başka bir konu belirleyelim yakın bir zamanda. Tabii yakın bir zamanda güzel bir İnşallah. Konuyla yeniden. Yine kafataslarıyla gelirim. Bu sefer kafatasın gerçeğini mi getireyim? Onu istiyorum. Bir o kaldı. Zaten bir UFO getireceğiz artık buraya. Bir o kaldı. Onu getirirsek artık daha üstü yok. Aslında şöyle bir şey var. Benim bana başvuran kanala mesaj gönderen insanlar arasında çok ilginç olaylar yaşananlar var. Onları ikna edebilirsem, onları getirmek isterim ama yüzleri göstermedim. Yapalım. Yüzleri göstermeyelim. Yüzlerini göstermedim. Tecrübelerini anlatacaklar. Çok ilginç şeyler. Çok ilginç şeyler. Yakın bir zamanda planlayalım. Kaç kişi? 3-4 kişi alabiliriz o zaman. Yani 1 veya 2 kişi sanıyorum güzel olur. Hani kendilerini rahat ifade edebilmeleri açısından. Bir şekilde işte seslerini değiştirmek lazım. Onu yapabilir misiniz? Bakarız, konuşuruz, yani olabilir. Rejiye soralım, yukarıda teknikleri soralım nasıl olabilir diye ses değişikliği. Onların hani hayatına, ailesine zarar vermeden, çünkü benim için çok önemli, onlara herhangi bir şekilde zarar görmemesi. Ama konuşulması gereken çok önemli olaylar var. Evet. Peki hocam, teşekkür ediyorum Rica tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Programın sonuna geldik. Program bitti. Kısa bir istişare yapacağız yukarıda. Ondan sonra da evlerimize dağılacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde vloglara kısmet olursa devam edeceğiz. Hani seminerler, hani diğer konferanslardan ya da belgesel variye gittiğimiz mekanlardan vloglar paylaşacağız. Yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.